Arkadaşlar merhaba. Hepiniz de davetimize icabet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Öncelikle çok sıcak bir afet hadisesi yaşadık biliyorsunuz. Yusufeli'de 4 tane vatandaşımızı kaybettik. Çayeli'de de 2 kişi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 11'de yaralımız var Çayeli'de. Onlara da acil şifalar diliyorum. Kader gibi anlatılıyor ama kader olmaktan çıkartmak için biraz da insan faktörünü devreye sokmak lazım. O anlaşılıyor. Daha fazla detayına girmek istemiyorum. Şimdi sizin buraya gelmenizdeki, sizi buraya davet etmemizdeki amacımız şu. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bir yerel seçim yaşadık. Onun birinci yılında yerel seçimde halkın oylarıyla seçilmiş arkadaşlarımız, İl Genel Meclisi, Belediye Meclis üyeleri arkadaşlarımızın meclis süresince bir yıl içerisinde neler yaptığı, nelerle karşılaştıklarını, sorunlarımızı tartışmak, yaşadıkları olayları sizlerle paylaşmak üzere bunu geleneksel hale getireceğiz. Burada belki diğer partiler de yapar bunu. Eminim isabetli olur. Aslında gönül ister ki icranın başındaki belli periyotlarda kamuoyunu bilgilendirsin. İşte birinci yılı olur, ikinci yılı olur. Fakat biz bunu muhalefette de olsak, arkadaşlarımızın faaliyetlerini, tabii ki biz de teşkilat olarak, teşkilatın başındaki kişi olarak yaptığımız, ettiğimiz konuları bilen var, bilmeyen var ama daha geniş kitlelere yayabilmek için kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Amacımız bu. Yani bunu biz şöyle formatlamıştık aslında. İşte bir araya gelelim. Önce bir açılış konuşması yapalım. Sonra da istişare edelim. Sizlerle sorunlarımızı paylaşalım. Ne düşünüyoruz? Sizlerden de geri dönüşler alalım, sorular alalım. Fakat vakit kısıtı var sanıyorum. İşte bazı arkadaşlarımızın gitmesi gerekecek. Onun için belki biraz format değişikliğine gideceğiz. Kalan arkadaşlarımız varsa onlarla sohbete devam ederiz. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım. Bizler siyaset yapıyoruz. Evet, muhalefet partisiyiz. Muhalefetin görevi iyi olan şeyleri övmek, ön plana çıkartmak değil arkadaşlar. Aksilik olan yönleri, eksik olan yönleri vurgulamaktır. Yani biz bir takım şeylere güzelleme yapmak gibi bir durumumuz yok. Öyle bir misyonumuz yok. O yüzden sanki hani her şeyi eleştiriyoruz gibi algılanmasın. Ama burada bir bilinçli bir şekilde sorumlu bir muhalefet yapmak kaygısı var ve amacımız o yönde. O yüzden kimse bizden her olaya anında reaksiyon vermemizi beklemesin. Önce olayın önünü arkasını araştırmak durumundayız. Biz daha çok reaktif olmaktan ziyade proaktif olmak istiyoruz. Yani gündemi belirleyecek bir takım hadiselerin peşinde olmak istiyoruz. Yöremizde ne oluyor, ne bitiyor, ne olmalı? Yoksa salt böyle eleştiri yaparak da bir yere varılmayacağını kuşkusuz hepimiz biliyoruz. Bu itibarla şöyle bir şey var pazarımızda son zamanlarda. Sanki fiili bir kayyum durumu. Kayyum çok gündemde de. Burada fiili bir kayyum durumu olduğunu düşünüyorum. Nedir diyecek olursanız. Bu arada sakın ola ki hani mülki amiri, kaymakamı falan suçladığımı zannetmeyin. Hatta kamuoyunun işte menfaatine olan, hoşuna giden uygulamalar belki onun sayesinde oldu. Ha bu arada şunu da söylemek isterim. Siyaset de hayatta hiçbir şekilde boşluk kaldırmaz. Sizin bıraktığınız boşluğu, o irade kaybını birileri mutlaka doldurur. Burada doldurması gereken kişi eğer bu boşluğu bırakırsa birilerini dolduracağı kaçınılmaz bir şeydir. Burada tabii acaba bu böyle midir tam olarak yoksa danışıklı dövüş mü vardır onu da bilemiyorum. Şimdi bir konu yaşadık burada biliyorsunuz. İki köprü arasında yeni bir köprü var, açılamadı bir türlü. Türlü spekülasyonlar vesaire. Bizler hiçbir şekilde bu tür işgallere onay veremeyiz. Ama işgal edenleri de suçlayamayız. Çünkü burada bir irade var. Yani devlet gücünü, kamu gücünü kullanan bir irade var. O müsaade etmediği sürece bu tür işgallerin olması söz konusu olamaz. Bu işgaller salt işte o iki köprünün arasındaki veya bir başka yerdeki değil. Pazarın pek çok yerinde böyle yasal olmayan kanunsuz işler yapıla geliyor. Ama buna birileri izin veriyor, müsaade ediyor. Vatandaş bundan çok müşteki, son derece rahatsız.
buna duyarsız kalmasına anlam veremiyorum. Yani pazarı yönetenleri. O yüzden de işte oradaki tahliyenin, bakın Mart'ın başında hazır böyle bir fırsat geçmişken, böyle bir köprü inşa edilmişken, Mart'ın başında belediye bu arkadaşlarla protokol yapıyor. Şimdi benim bu arkadaşları suçlamam mümkün değil. Ben bu insanlarla aylardır istişare halindeyim, konuşuyorum da. Esnafla da, işten müşteki olanlarla da. Çünkü onlar da bir defakto durum var ve mağduriyet yaşadıklarını düşünüyorlar. Nedeni şu, adamlar yatırım yapmışlar, bir de istihdam var. İyi kötü birileri evine ekmek götürüyor. Şimdi bunu insanlar hak olarak görüyorlar. Çünkü siz böyle bir fiili durum yaratmışsınız. Ondan sonra da bir çırpıda işte biz karar aldık, çıkın gidin dediğiniz zaman sosyolojik bir sıkıntı yaratırsınız. Dolayısıyla bunlara beraberce ortak bir yol, yordam, yöntem bulmak lazım. Öyle mi oldu? Şimdi biz belediye başkanı diyoruz değil mi? Belediye yönetimi, yani şehrini, şehrin emini, her şeyi gözeten şehri, tanzim eden müesses nizamın başındaki kişi ve de kamu gücünü kullanıyor. Bir sürü yetkisi var. Ama bu burada iradeyi kullanmadığı zaman işte böyle bir protokol yapmak durumunda kalırsınız. Dersiniz ki işte 2 Mart tarihli protokol var arkadaşlar. Bir hafta sonra da BSI'den yazı geliyor. Diyor ki burada işte anlatıyor olup olamayacağını. Yani o yazının mealen söylüyorum. Bu burada olamaz diyor. Vatandaşların da bir takım şikayeti oldu. Kaymakamlık nezdinde oldu. CİMER'e kadar gidenler oldu. Şimdi gönül ister ki oradaki arkadaşları da büyük oranda memnun edecek bir çözüm üretilsin. Ama her isteyenin istediği yerde huzur bulması değil. Ya umumun huzuru için kent rantını birilerine peşkeş çekmeden bir yol yordam bulmak. Bunu bu siyasilerin, pazarı yönetenlerin görevi. Böyle mi oldu? Öyle olmadı. Belediye bu protokolü yaptıktan sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Nasıl oldu? Çünkü kaymakam devreye girdi. Şimdi şöyle bir şey var. Eğrisi doğrusuna denk geldi diyebilirsiniz. Şimdi o bazı arkadaşlarımızın belki bir iki kişi burada bir mağduriyet yaşamış gibi görünüyor. Belki ileriki safhada onların mağduriyeti de giderilebilir. Diğerlerinde bir memnuniyet söz konusu şu anda. Ama bu çözümler demek ki bulunabilirmiş değil mi? İşte burada başka hususlar da var. Yani her seferinde belediyenin inisiyatif kullanmaktan imtina etmesi durumunda kaymakam mı devreye giriyor? O zaman fiili kayyum var diyorum ben, yani bu çok aşikar değil mi? Ya da şöyle bir şey var. Yani siyaseten bizi zora sokar vesaire filan, işte vatandaşla niye muhatap olayım, niye karşı karşıya geleyim diye düşünüyor olabilir mevcut yönetim. Böyle bir aralarında danışıklı dövüş varsa da onu bilemiyorum yani. Onu da onlar açıklasınlar. Bir başka konu, şimdi 2 yıldır bizim bir sosyal tesisimiz inşa halinde. Bir türlü bitmek bilmiyor. Şimdi bununla ilgili kamuoyuna propaganda döneminde bir açıklama yapmıştı Sayın Başkan. İşte maliyetiyle ilgili, işte içeriğiyle ilgili vesaire. Fakat o genel geçer bir şeydi. İşte kampanya dönemi geçti. Ama neredeyse başladığı süre 2 yıl olmasına rağmen 2 yılda millet site inşa ediyor. Şimdi ben şunu beklerim. Bu kamu adına iş yapan insanlardan, bu yetkiyi kullanan insanlardan, bu sorumluluk sahibi insanlardan, bu tür tesisleri ne amaçla yapıyorsunuz? İçeriği nedir? Hangi bütçeyle yapıyorsunuz? Maliyeti nedir? İşin termini, yani ne zaman bitecek, ne zaman faaliyete geçecek? Bunları halkın bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tıpkı köprü nasıl yılan hikayesine döndü, çok şükür işte sonunda açıldı. Buranın da ne zaman açılacağı, işte yaz bitiyor, hala yetişmedi, bu yaza da yetişmedi. Ne sürede yapılacak, niye yapılamadı, aksilik nereden kaynaklandı, bunu bir kamuoyuna açıklasınlar, biz de bilelim. Şimdi bu bütçe içi mi yoksa bütçe dışı kaynaklarla mı yapılıyor, onu da bir açıklasınlar. Bu mühim bir konudur. Aslında sizleri çok fazla meşgul etmek istemiyorum, daha geniş bir ortamda bunları tartışmak isterim. Çünkü kamuoyunun bilmediği ama bizlerin muttali olduğu bazı konular var. Bunlar kamuoyundan saklanıyor. Maksatlı veya değil, onu bir şey diyemem. Kimseye de bir şey isnat etmek istemiyorum ama kamuoyunun duyarlılık göstereceğini düşündüğüm bazı konular var.
Yanlış kanaatler de var kamuoyunda. Onu da söylemek isterim. İşte isteyen istediği kadar işte belediyeye bilmem bağışta bulunup istediği kadar kat çıktığı yönünde bir inanış var mesela. Bunun böyle olmadığını ben söylemek isterim. Kimseyi de töhmet altında bırakmak istemem. Çünkü ben 5 yıl görev yaptım orada. Bize kadar gelen bir süreç vardı. Kucağımızda bulduğumuz bir takım konular vardı. Devrim niteliğinde şeyler yapmadık belki ama biraz devrim değil de evrime benzer bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve biraz zapturapt altına almaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduk bilemiyorum. Takdir edecek, hala müşteki olduğuna göre, şikayetçi olduğuna göre biz de çok başarılı olamamışız. Şimdi ben de insanlardan çok radikal bir değişiklik beklemiyorum ama arkadaşlar, kat parası diye bir kavram var ve bu oturdu bu memlekette. Pek çok yerde aslında bu uygulanıyor da. Yani imar durumunu yansıtan bir imar planınız var. Onun üzerine süreç içerisinde vatandaşın talebiyle belediyenin de kaynakları kısıtlı olduğu için belki bu cihete gitmiş. Ve de işte bir miktar bağış üzerine katlar verilmeye başlanmış. Sonra bunlar 1 iken 2 iken 3 olmuş ve bir mevcut durum hasıl olmuş. Bunu bir çırpıda başlangıç noktasına çeviremezsiniz. Yani öyle bir baba yiğit varsa biz buyursun bekliyoruz yani onu destekleyelim. Ama ne yapabilirsiniz? Bir kere adalet duygusundan yoksun davranamazsınız. Dolayısıyla bunu bir kenara koyacaksınız, adaletli olacaksınız. Ama kentin rantını da birilerine işte parası olana peşkeş çekmeyeceksiniz. İşte birkaç tane şeye, müteahhide veya işte bu işten tabii ne malanan mal sahipleri de var. Hak sahipleri de var. Herkesin burada az ya da çok arsası var. Onlar da bu işten memnun. Bunu bir zapturapt altına almak lazım. Fakat şöyle bir durum var. Bu bütçe dışı kullanılan bir kaynak. Bunun aslında bir şekilde bağış yönteminde bir formülünün bulunması lazım. Biliyorsunuz şartlı ve şartsız bağış alabiliyor belediyeler. Bunun şartları var. Şartlı bağış işte meclis şartsız bağışın başkanının siyasetiyle alabiliyor. Böyle bir yöntem bulunabilir. Çünkü bu halk arasında spekülasyona neden oluyor. Bir de üstelik adalet duygusunu da zedeleyen bir şey. Çünkü şöyle şeyler duyuyoruz. Bazı projelerde ben ödemem diyenler oluyormuş. Çünkü projenin mahiyetine göre bu miktarlar gerçekten uçuk rakamlara ulaşabiliyor. Evet, belediyelerin bütçeleri çok sınırlıdır. Bunu bilen birisiyim. Ben zaten bu memlekette aday olmuş birisiyim ve bana bir sürü işte vaatte bulun diyenlere ben kusura bakmayın ben herhangi bir aday değilim. Yani girdisini çıktısını bilen birisi olarak bol keseden sallayamam diyerek bir takım projeler ürettik, vaatlerde bulunduk. Kuşkusuz onlarda belli bir dönemde belki yapılabilecek şeyler vardı. Sonraki döneme sarkacak şeyler vardı. Şimdi buradan yola çıkarak bizim belediye başkanımızın da 3. dönemidir. Her dönemde vaatleri var. Şimdi de vaatleri var. Biz o vaatlerin takipçisi olacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Ben şunu demiyorum yalnız. Yani sırf böyle işte muhalif şeyler, refleksler. İşte şunu söyledin, niye yapmadın filan. Kolayı var. Kamuoyuna açıklarsınız. Ben bazı şeylerin yapılamayacağını da biliyorum zaten. Kamuoyuna açıklarsınız. Ama kıt kanaat, işte böyle kıt kaynaklarla yapılabilecek bir takım hususlar da var. Bunları yapmaktan da geri durmasın istiyoruz. Bu memleketin bir otopark sorunu var. Evet, bir otopark projesi biz de açıklamıştık. Başkan da açıklamıştı. Onunki daha kapsamlıydı belki. Şimdi bu maliyeti altına belediye giremeyebilir. Bunu projelendirir, uzun vadeli bir şey olabilir falan ama şimdi o mevcut yerde hiç olmazsa bu yağmurda, çamurda işte arabayı park edip de ayağını suya basmadan ineceğiniz bir otoparkımız olsun. Yani hiç olmazsa orayı bir sahayı tesviye edersiniz, asfalt dökersiniz. Hani betonlu demek. Yani hükümet partisi çünkü burada belediye. Her türlü şeyi alabilir, özel idareden alabilir, karayollarından alabilir, bir yerlerden alabilir ve orada bir düzenleme yapabilir. Çünkü böyle sınırlı alanlarda birim alana daha fazla araç park edebilecek bir takım metotlar var. Yani onlarla burada böyle bir şey yapabilirsiniz. İşte mevcut eski belediye binamızın altında bir otopark var. Orası kötü durumda. Oranın mesela daha böyle insanların gönül rahatlığıyla girip park edebileceği bir ortama dönüşmesini sağlayabilir. Bunları yapmak da evet her şeyin bir maliyeti var kuşkusuz ama bunları yapmak o söylediğiniz vaatleri mukayese ettiğinizde deve de kulak. Bunları da yapabilir.
O yüzden biz bu vaatlerin takipçisi olacağız. Her zaman. Burada çarpıp giden şeylerinde. Bu işgal konusu ciddi bir konudur. Biz ilk belediye meclis üyesi olduğumuzda da vatandaşın büyük bir serzenişi vardı. Biz kamuoyu oluşturmak için bütün esnafı dolaştık. Onları ikna etmeye çalıştık. Ben herhangi biri gibi bir zümreyi karşısına alarak da işte bunlar böyle yapıyor falan filan bir şeye tanımlamaya girmek istemem. Bunu biraz sekter yaklaşım olarak görüyorum. Dolayısıyla herkes bu durumdan şikayetçiyken, pazarın durumundan şikayetçiyken herkes kendi meşrebince bu şeyin düzelmesi için katkı vermesi lazım. Fakat ben basın mensuplarından şunu bekliyorum. Türkiye'de bir gelenek var, burada da var aslında. Yani basın, medya, herkes iktidarı eleştirmek ya da icrayı eleştirmek yerine mesela muhalefeti eleştiriyor. Niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın, niye bunu demedin? Ya arkadaş, işte dördüncü kuvvet medya. Ve de daha da etkili olabilir. Hadi belki bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Önümüze gelen şeyi ölçüp biçmek durumundayız. Sizin öyle bir durumunuz yok. Siz ölçüp biçmeden bunları gündeme getirebilirsiniz. Pazarın neresinde çarpıklık varsa, ne varsa ondan sonra da ey muhalefet, alın biz gündeme getirdik. Hiç olmazsa bize katkı verin. Siz de bunu sahiplenin diyebilirsiniz. Ki biz sürekli istişare halindeyiz. İşte burada meclis üyelerimiz var. Genel meclis üyemiz, belediye meclis üyelerimiz. Onlar da sürekli halkın içindeler. Bizler de öyle. Mütemadiyen sokaktayız. İzlenimleri alıyoruz. Vatandaşın şikayetlerinden haberdarız. Bunları gündeme getireceğiz. Ama herkes durduğu yerden bir takım yorumlar yapıp gönlüne göre muhalefet tayin ederse biz onların kalıbına uyamayız. Biz şimdi odalarla da STK'larla da istişare halinde oluruz. Ama biz büyük bir camiayız. Kendi siyasetimizi kendimiz belirleriz. Herkesten istifade ederiz, istişare ederiz. Ama herhangi birilerinin ya da ne bileyim bir STK'nın, odanın bizim siyasetimizi belirlemesine izin vermeyiz. Kaldı ki birilerinin kişisel davalarını bizim üzerimizden görmelerine hiç izin vermeyiz. Şimdi niye bu kadar böyle konuşuyorsun diyecek olursanız bir şey bildiğim için konuşuyorum. Bu mesajı alan alacaktır diye de düşünüyorum. O yüzden biz siyasetimizi böyle tayin ederiz. Şimdi bir başka konuya söyleyeceğim. İşte geçen hafta encümen seçimi oldu. Ya arkadaşlar, medya bu işe çok duyarlı olmalı. Bu burada önemli bir siyasi hadisedir ya. Bir Türkiye'yi araştırın bakalım. Şimdi konuya vakıf olanlar şunu bilir. Meclislerde zorunlu komisyonlar, ihtiyari komisyonlar vardır. Bu komisyonlara seçimler meclis grubu, mecliste giren muhtelif partilerin ağırlığına göre bir oransal dağılımla gerçekleşir. Ama encümen öyle değildir. Encümen seçimle gelir. Encümende de size yer vermezler. Hele bizim gibi yerlerde. Bu olağan bir şey değildir. Fakat ben medyanın tavrını böyle görmedim. Hele buraya gelmeyen arkadaşımız var. Ona da buradan mesaj yollamak istiyorum. Hiç görmezden gel. Yani hiçbir şekilde yokmuş gibi davrandı. Bunu ben normal karşılamıyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani durduğunuz pozisyon olabilir. Herkesin bir siyasi görüşü var. Ama bu işe soyunmuşsanız eğer, yani bir basın mensubu olduğunuzu iddia ediyor iseniz, kamu adına iş yapacaksınız. Dolayısıyla kamuoyu aydınlatacaksınız. Yorum yapmak durumunda değilsiniz. Ama haberi vereceksiniz. Ha, haberin içeriği sizin algılamanızla örtüşmüyor olabilir. Bunun ne anlama geldiğini kavramamış olabilirsiniz. Olabilir çünkü, bir şey demiyorum. Ama bunu bildikten sonra bunu bu şekilde gündeme getirmek lazım. Basit bir hadise değil. Yani bizim 4 kişilik bir grubumuz var. Bizim adayımız 6 oy alıyor. Ya arkadaşlar, bu basit bir hadise değil, inanın bana. Yani o tabii ki bizim adayımızın kişiliğinden kaynaklanıyor kuşkusuz. Ne bileyim, bizim güttüğümüz siyasetten kaynaklanıyor. Orada görev yapan nitelikli arkadaşlarımızın ilişkilerinden kaynaklanıyor. Bunları böyle değerlendirmek lazım. Bir de tabii ki iktidar partisinin içindeki durumdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bunu böyle görmeyip de nasıl göreceksiniz? Yani bu şekilde dile getirilmez ya da ne bileyim ben hiçbir şekilde hiçbir şey yokmuş gibi davranılmaz. Böyle bir şey olabilir mi?
Bu da benim naçizane eleştirim olsun. Medya üstüne alanı alabilir yani. Onun ötesinde sizleri çok meşgul etmek istemiyorum. Şimdi gidecek arkadaşlarımız var ama kalan arkadaşlarımız da, çünkü bu toplantının amacı oydu. Ben böyle hani başrole soyunarak böyle tek taraflı bir açıklamayla bu işi sonlandırmak gibi bir niyetim yoktu. Çünkü bizim partimizin seçilmiş arkadaşları var burada. Onlarla sohbet havasında, çünkü onlar da biraz meclislerdeki çalışmalardan size bahsetsin, siz de sualler sorun, cevaplarını alın diye düşünüyorum. Başka konular da var. Eğer konu konuyu açarsa diğer konulara da değinmek isterim. Şimdi sizi çok fazla meşgul etmek istemem. Geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Evet.